Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. LGS sınavına çok az bir süremiz kaldı ve bu süre zarfında sizlerle inkılap tarihi denemeleri çözerek sizleri sınava hazırlamaya çalışıyoruz. Bugün de yine Metin Özdamarlar hocamızın sinerji denemelerini çözeceğiz. Gerçekten sınav sorularına, inkılap tarihi sorularına çok yakın sorular olacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz denemenin PDF halini açıklama kısmına sizler için koyuyorum. Oradan alıp kendiniz de çözebilir. Ya da videoda duraklatıp soruyu çözüp benimle birlikte çözümünü dinleyebilirsiniz. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden denememize başlayalım. İlk sorumuzdayız. 2. Abdülhamit 1. Balkan Savaşı'nın kaybedilmesiyle ilgili şu değerlendirmeyi yapmıştır. Ordu hanedana karşı olanlar, hanedandan yana olanlar diye bölündü ve yeni baştan ordu 93 harbini kaybettik. 93 harp muharebesini niçin kaybettiysek Balkan harbini de onun için kaybettik. Tarih değil, hatalar durmadan tekerrür ediyor. Ordu gayesi içinde elindeki kuvveti kullanırsa meşru, gayesi dışına kayarsa gayrimeşrudur. Belki bazı şeyleri yıkar ama sonunda kendisi de yıkılır. Ve maalesef bu enkazın altında bazen bir devlet de çöker. Bakın dikkat ederseniz aslında burada kaybetmenin sebebini orduya bağlıyor sevgili arkadaşlar. Aynı Balkan Savaşı'nda, aynı diğer savaşta olduğu gibi, 93 Muharebesi'nde olduğu gibi özellikle bunu da vurgulamış. Buna göre 2. Abdülhamit'in savaşı kaybedilmesini aşağıdakilerden hangisine bağladığı söylenebilir? Bakın zaten A şıkkında direkt olarak cevabımız var. Ordunun siyasetle uğraşması. Üst tarafta Abdülhamit'in söylediklerinden ordunun siyasetle uğraşmasının savaşın kaybedilmesinin sebebi olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. İkinci sorumuzla devam edelim. Verilenlerden hangileri 1. Dünya Savaşı'nın genel nedenleri arasında sayılabilir? Arkadaşlar bize burada sorduğu genel nedenler neydi genel nedenler? Dünyanın tamamını ilgilendiren sebepler. Neydi onlar? Fransa ihtilalinin yaydığı milliyetçilik ve sanayi inkılabıyla birlikte gelen sömürgecilik ve alt nedenler. Neydi onlar? Ham madde pazar arayışı, rekabet, pazar rekabeti bu gibi şeyler de olabilir. Şimdi bakalım Fransa'nın Almanya'ya karşı kaptırdığı kömür yatakları açısından zengin olan Alsace-Lorraine'i geri almak istemesi bu özel sebep arkadaşlar. Fransa ile Almanya'yı ilgilendiren özel sebep. İngiltere ve Almanya arasındaki siyasal ve ekonomik rekabetin yaşanması. Dikkat ederseniz iki devletten bahsetti. İngiltere ve Almanya yani özel sebep olarak karşımıza çıkar. Fransız ihtilali sonrasında ortaya çıkan milliyetçilik akımından etkilenen ulusların bağımsızlık savaşlarını başlatması genel neden olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkeler arasında sanayi inkılabı sonrasında ham madde ve pazar arayışının yaşanması da yine genel neden olarak söyleyebiliriz. Bunu zaten sorumuzun en başında belirtmiştim. 3 ve 4'ün genel nedenler olduğunu söylüyoruz. Cevabımız D şıkkıdır. 3. soruyla hemen devam edelim. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması'nın maddeleri ve bu maddeler arasında özellikle biri beyni yakan ateşten bir zehirdi. Yalnız bu madde vatanın geri kalanını, kalan kısmını düşmanların işgal ve istilasına hazır bulunmaya yeterdi. Bakın yalnız öyle bir maddeymiş ki vatanın tamamını işgale açık hale getiren bir maddeymiş. Aklınıza hemen hangi madde geliyor arkadaşlar? Benim aklıma direkt olarak 7. madde geliyor. Neydi 7. madde? İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gördüğü herhangi bir yeri işgal edebilecek. Peki şıklara bakalım. Beyni yakan ateşten zehir diye ifade edilen madde hangisi olabilir? Bakın özellikle vurguluyorum. Bir daha söylüyorum. İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir noktayı işgal edebilecektir. Hangi şıkta var? C şıkkında bakın. C şıkkındaki madde 7. maddedir ve burada beyni yakan ateşten bir zehir olarak ifade edilen madde C şıkkında verilmiştir. Diğerleri olamayacağı için sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Hemen 4. sorumuzla devam edelim. İzmir'in işgaliyle birlikte başlayan Yunan zulmü, katliamları ve soygunları karşısında ülkenin her yerinde miting ve protestolar yapılmış, Türk direnişi başlamış ve giderek artmıştı. İtilaf devletleri hem kamuoyunu yatıştırmak hem de İzmir bölgesindeki durumu incelemek için bölgeye uluslararası bir heyet gönderme kararı aldılar. Amerikalı Amiral Bristol başkanlığında İngiliz, Fransız ve İtalyan generallerden oluşan heyet, İzmir, Aydın, Nazilli, Ödemiş, Manisa ve Ayvalık'ta
Türk ve Rumları dinledi. Ardından bir rapor hazırlayarak bölgedeki olayların sorumlusunun Yunanlar ve Rumlar olduğunu ve bölgedeki çoğunluğun Rumlardan değil Türklerden oluştuğunu yazmıştır. Buradan hemen şunu söyleyebilir miyiz sevgili arkadaşlar? Demek ki Amiral Bristol bizim haklı olduğumuzu kanıtlamış. Bunu belgeyle kanıtlamış. Çünkü bakın itilaflar bir heyet gönderiyor ve bu heyet bunu söylüyor. Biz kendimizin iddiaları var. Bakın iddialarımız kanıtlanmış. Soruya bakalım hemen. Verilen metin değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A şıkkı, milli mücadele sürecinde elde edilen askeri zaferlerin diplomatik yansımaları olmuştur. Burada ne askeri zaferlerden ne de diplomatik zaferlerden bahsetmediği için cevabımız A şıkkı olamaz. Türk halkının milli mücadelesinin haklılığı uluslararası belge ile ortaya konulmuştur. Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Amiral Blistor'un yayınladığı rapor bizim haklı olduğumuzu dünyaya duyuran ilk uluslararası belge olarak karşımıza çıkar. Yunan işgaline karşı Türk halkı sessiz kalıp uzlaşmacı bir tutum sergilemiştir. Hayır bakın miting ve protestolar yaptı diye özellikle yukarıda belirtti. C şıkkı da yanlıştır. Düşman işgalinin ardından en şiddetli çarpışmalar Batı cephesinde yaşanmıştır. Belki doğrudur ama verilen metin değerlendirildiğinde dediği için metinde de ben böyle bir şey göremediğim için D şıkkına da yanlış diyoruz. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Hemen 5. sorumuzla devam ediyoruz. Verilen metin değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? İstiklal Marşı. O günler ne samimi ne heyecanlı günlerdi. O şiir milletin o günkü heyecanının ifadesidir. Bakın şurası çok önemli olabilir. Çiziyorum altını. O günkü heyecanın ifadesidir. Bin bir fecai karşısında bunalan ruhların ıstıraplar içinde kurtuluş dakikaları beklediği bir zamanda yazılan o marş o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur. Şimdi metni dikkatlice okuduk. Hangisine ulaşılabilir dedi. A şıkkı İstiklal Marşı milli mücadele döneminin bir yansıması olarak yazılmıştır. Bakın o şiiri bugün yazamayız dedi. Niye? Çünkü o duyguları, o günü yaşamamız lazım dedi. Demek ki milli mücadele döneminde olan bir şeyi sonrasında yazamazsınız. Demek ki İstiklal Marşı milli mücadele döneminin yansıması olarak karşımıza çıktı. A şıkkına ulaşabiliriz. Mehmet Akif İstiklal Marşı'nı özel istek üzerine kaleme almıştır. Verilen metinde böyle bir bilgi olmadığı için B şıkkına ulaşamam. Askeri zaferlerin İstiklal Marşı'nın yazılması üzerinde etkili olmuştur. Askeri zaferlerden bahsetmediği için buradan C şıkkına da ulaşamıyoruz. TBMM İstiklal Marşı'nı milli marş olarak kabul etmiştir. Bakın normalde doğru bir bilgi ama verilen metinde böyle bir şey yer almadığı için D şıkkı da yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Hemen geldik 6. sorumuza. Atatürk Bursa gezisi sırasında bir fabrikayı ziyaret etmişti. Çıkışta biri yaklaştı. Atam beni tanıdın mı? Ben senin Çanakkale'de 5 yıl emir erliğini yapan Ali'yim. Ali sen misin? Sıkıntın var mı? Hayatından memnun musun? Hiçbir sıkıntım yok. Güllüce köyü muhtarı oldum. Konuşmada geçen altı çizili bölüm hangi ilke ile ilişkilendirilebilir? Dikkat ederseniz arkadaşlar Atatürk'ün emir eri olan Ali ne yapmış arkadaşlar? Muhtar olmuş. Yani aslında buradan çok rahatlıkla şunu söyleyebiliriz ki ülkede seçme seçilme hakkını kullanarak yönetici sıfatına erişmiş. Buradan da seçme seçilmeden yola çıkarak, muhtarlık seçme seçilme bağlantısıyla yola çıkarak kesinlikle burada ilişkilendirilebilecek ilkenin cumhuriyetçilik olduğunu söyleyebilirim. Sorunun doğru cevabı C şıkkıdır. 7. soruya geldik. Ülke tam bir cihazlanma yetersizliği içindeydi. Hele zirai alanda düpedüz, ilkel, verimsiz ve teşkilatsız bir durum içindeydik. O kadar ki hatta harbe götürmemişken bile kıtlık, açlık çekiyorduk. Yollar ve ulaştırma vasıtaları da yetersizdi. Milli stoklar yoktu ve bu stoklar olsa bile zaten depolama tesislerine sahip değildik. Verilen metinden 2. Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye hangi alandaki etkisi çıkarılabilir? Arkadaşlar dikkat ederseniz özellikle stoklar, depolama, cihazlanma yetersizliği, kıtlık, açlık tamamı üretimle alakalı şeylerdir. Buradan askeri, kültürel ve eğitimle ilgili bir şey çıkmayacağı için bu sorumuzun doğru cevabı üretim bağlantısından yola çıkarak ekonomiktir diyoruz. Sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Geldik 8. sorumuza. Tek pratik yolun çete savaşını sürdürmek olduğunu Albay Kazım Bey de savunuyordu. İşte bundan dolayı sivil ve başıbozuk askerler. Bakın sivil ve başıbozuk. Sivil asker deyince aklınıza hemen kim geliyor? Benim aklıma hemen Kuvayi Milliye geliyor.
Eğer düzenli bir ordu deseydi TBMM'nin kurduğu ordu aklımıza gelebilirdi. Ama sivil ve başıbozuk askerler dediği Kuvayi Milliye olabilir. Devam edelim. Çünkü buna benzer bir soru 2018 ya da 19 LGS'de çıkmıştı. Aynı tarzda bir soru sorulmuştu. Sivil ve başıbozuk askerler kullanmaktan başka elimizde çare kalmamıştı. Başıbozuk kuvvetleri dağıtmak istiyor. Aynı zamanda Ali Fuat Paşa'ya karşı hareket kuvvetleniyor. Onun başıbozuklara yüz verdiği ileri sürülüyor ve Ali Fuat'ın Batı cephesinden uzaklaştırılmasını istiyordu. Metinde geçen başıbozuklar aşağıdakilerden hangisi olabilir? İsyan edenler, isyan edenler bakın güçlü bir çeldirici duruyor. Ancak arkadaşlar orada sivil ve başıbozuk askerler diyor. Orayı bütün olarak almamız gerekiyor. Kesinlikle A şıkkı olamaz. İşgalci düşman güçlerinden de bahsetmedi. Burada bahsettiği Kuvayi Milliye Birlikleri olduğunu zaten yukarıda anlatırken söylemiştim. İstiklal Mahkemesi'nde yargılananları da böyle ifade etmemiş. Anlatılan askerler başıbozuk sivil askerler dediği için Kuvayi Milliye Birlikleri'dir. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. 9. sorumuza geldik arkadaşlar. Hatay meselesi kritik bir aşamada idi. Dünya basınında Fransa'nın Hatay'dan çekilirken Hatay'ı Suriye'ye bırakacağı yönünde haberler çıkıyordu. Bu gelişmeler üzerine Atatürk doktorların tavsiyelerine uymayarak Hatay sınırına yığınak yapmış olan askeri birlikleri teftişe gitti. Adana ve Mersin'de askeri manevraları izledi. Fakat 5 gün süren bu yorucu gezi sağlığının artık düzelemeyecek biçimde bozulmasına sebep oldu. Metin değerlendirildiğinde Atatürk'ün kişilik özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir. Bakın dikkat edin arkadaşlar, Atatürk hasta halde Hatay'ı ziyarete gitmiş. Eğer hasta halde vatanın bir toprağını oraya vatana dahil etmek için gidiyorsanız kesinlikle vatanınızı seviyorsunuzdur. Fedakarsanız çünkü sağlığınız elden gidecek ama bile bile gidiyorsunuzdur. Sorumluluk duygunuz da vardır çünkü ülkenin liderisiniz ve bu durumda kendinizi sorumlu yani görevli hissediyorsunuzdur. O yüzden sorumluluğu da alabiliriz. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Geldik denememizin son sorusuna. 1925'te çıkarılan bir kanunla aşar vergisi kaldırıldı. Aşar vergisi çiftçiden alınan bir vergiydi. Bu hamle ile devlet en büyük vergi kaynağından vazgeçti. Böylece Türk köylüsünün verimli üretim yapma yolu açıldı. Bunun yanı sıra Ziraat Bankası yeniden yapılandırıldı. Ziraat Bankası çiftçilere kredi vermesi için bir kamu kuruluşuna dönüştürüldü. Metinde verilenler aşağıdakilerden hangisini geliştirmeye yönelik çalışmalardır diyor arkadaşlar. Benim burada hemen aklıma bakın aşar vergisi tarımla ilgili olduğunu söyledim. Çiftçi dedi, Ziraat Bankası dedi, çiftçiye kredi vermek dedi. Bunların tamamı tarımla alakalı yenilikler olacaktır. O yüzden bakın C şıkkı, B şıkkı ve D şıkkı cevabımız olamaz. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Evet sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yine bir LGS İnkılap Tarihi denemesi çözdük. Soruları hazırlayan Metin Özdamarlar hocamıza çok teşekkür ederiz. Bundan sonra da sınava kadar soru çözümlerimiz, deneme çözümlerimiz devam edecek. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.